Ben bir telefonla konuşacağım, geliyorum. Alo, merhaba Şevki Bey. Merhaba Murat Bey. Tuval'in öğrenmek istediği isme ulaştım. Ya çok teşekkür ederim, sizi de çok uğraştırdık böyle. Ne demek, Tuval bir şey istediği zaman bende akan sular durur. Sizin fotoğrafları magazin departmanına ulaştıran Cenk Akkuyu diye biriymiş. Cenk? Evet, oğlan fotomodellik yapıyormuş galiba. Hatta bir dönem Serdar'la de çalışmış. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Buyurun Murat Bey. Bana şu Cenk Akkuyu denen herifin nerede olduğunu öğreniyorsun. Bir ara bizde fotomodellik de yapmış. Ama ben bu saatten nasıl... Derhal Çağla. Hadi abi, ne yapıyorsun hala? Siz takılın ya, ben bir telefon bekliyorum. Hah. Nedir Çağla? Murat Bey, İK'dan Cenk Akkuyu'nun telefonuna ulaşıp... Ya uzatma, neredeymiş? Fenerbahçe'de. Sahilde bir basketbol sahası varmış. Orada arkadaşlarıyla... Arabanın anahtarını versene Kerem. Vereyim de... Ne oldu, tertip bir durum mu? Ver ver. Hop hop hop. Bilader nereye ya? Kişisel bir konu, tamam mı? Siz dışında kalın. Gel yakalayalım şunu. Delirdi resmen. Ya ne olduğunu anlatacak mısın artık? Yalnız hız sınırını aşmak üzeresin bilgine. Başlarım şimdi. Ya abicim bak, niye bu kadar sinirlendiğimi söyler misin? Öfkeyle kalkan zararla oturur. Yapma bak. Zararla oturacak tek bir kişi var, o da Cenk. Bir dakika, şimdi hangi Cenk? Ya şu Didem'in doğum gününde hayatın etrafında dolaşan bir eleman vardı ya. Sen o meseleyi biliyor musun? Hangi meseleyi biliyor muyum? Ya hayat anlatmamı istemedi ama madem olay buraya kadar geldi anlatayım. Çocuk taciz etmiş kızı. Ya öpmeye falan kalkmış. Ne? Biz de o gece zaten o yüzden erken döndük. Hayatta bütün gece ağladı. Kimsenin tadı kaçmasın diye de tabii söylememi istemedi. Cenk! Hop! Ne olur? Hop hop! Yavaş gel. Amacın ne senin ha? Niye verdin o fotoğrafları basına? Kimsin sen? Ya bırakın beni. Bırakın da dökeyim üstüne. Gel. Şşş! Baro! Ölmezsek ne olur la? Ya beyler tamam, sakin. Sen kimsin ha? Kimsin benim asistanıma sarkıyorsun? O da sallamasaymış o zaman. Hem yollu bir için bu kadar üzülmene değer mi?